Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban'ı birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadı. Kocasına bir şey olursa, Azerbaycan'ı Mihriban yönetecek. Memleket babasının malıydı. Tapusunu eşinin üstüne yaptı. Yönetim tek elde toplanmıştı. Artık tek evde toplanmış oldu. Çünkü, Ebu'l-Fezel Çibe, Azerbaycan'ın elbet bir gün bağımsız olacağına, halk egemenliğine dayalı demokratik bir cumhuriyet olacağına inanıyordu. Rol modeli Mustafa Kemal'di. Men Atatürk'ün eskeriyim, diyordu. Tutuklandı. 1,5 yıl hapis cezası verdiler. KGB zindanlarında, taş ocaklarındaki ağır şartlarda hayatta kaldı. Çok işkence gördüm, çok çektirdiler, hiçbirine yanmamda, Atatürk rozeti vardı yakamda, onu aldılar elimden, ona yanarım, diyordu. Çıkar çıkmaz, bağımsızlık mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Azerbaycan Halk Cephesini kurdu. Bir yandan özgürlük, bir yandan Ermenistan'a bırakılan Türk topraklarını geri almak için boğuştu. Sovyetler dağılınca Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu. İlk resmi seyahatini Türkiye'ye yaptı, Anıtkabir'e gitti, şeref defterine, ey Büyük Türk'ün büyük komutanı, seni ziyaret etmekle özüm ve bütün milletim adına şeref duydum, diye yazdı ve aynen şöyle imzaladı, senin eskerin, Ebu'l-Fezel Çibe. Anıtkabir'den sonra TBMM'ye gitti, kürsüye çıktı, milletvekillerimize hitaben aynen şunları söyledi, biz bu mücadeleye başlarken, bana sordular, ne yapacaksınız, onlara dedim ki, yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur, demokrasi devleti kuracağız. Böylesine yurtsever, böylesine demokrasi aşığıydı. Sözde değil, özde Atatürkçüydü. Atatürk devrimlerini Azerbaycan'da gerçekleştirmeye başladı. Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçti. Devletin resmi dilini Türkçe yaptı. Milli para bastı. Rubl'den manata geçti. Rus ordusunu Azerbaycan topraklarından çıkardı. Petrol ve doğalgazda milli menfaatler çerçevesinde anlaşmalar imzalamaya başladı. Ehaliyle düğmeye basıldı. Elçi Bey'den acilen kurtulmak gerekiyordu. İşbirlikçi subaylarla ayaklanma başlatıldı. Memleket kaosa sürüklendi. Elçi Bey telefona sarıldı, Ankara'dan yardım istedi. Ancak, büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü, Ankara kılını bile kıpırdatmıyordu, ne silah veriyordu, ne para veriyordu, ne de diplomatik destek veriyordu. Tuhaf bir durumdu. Elçi Bey henüz bilmiyordu ama, Abn'in kucağında oturan Ankara siyasetçileri, maalesef, bağımsız Azerbaycan'ı satmıştı. Elçi Bey'e bizzat Ankara tarafından akıl verildi. Haydar Aliyev'i göreve davet et, meclis başkanı yap, Rusları yakından tanıyor, çok tecrübelidir, ayaklanmayı bastırsa bastırsa o bastırır, denildi. Haydar Aliyev, KGB generaliydi, Sovyetler Birliği'nde 20 sene milletvekilliği yapmıştı, Gorbaçov tarafından görevden alınmıştı, Nahçıvan'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkanıydı. Elçi Bey çaresizdi, adeta eli mahkumdu, Aliyev meclis başkanı oldu. Kumpas tamamdı. Aliyev koltuğa oturur oturmaz, ayaklanmayı başlatan subaylarla el sıkıştı, yangına körükle gitti, ülke iç savaşın eşiğine getirildi. Azerbaycan halkı tarihi bir hata yaptı, Elçi Bey'in yanında durmak yerine, korkuya boyun eğdi, baskıya, şiddete teslim oldu. Atatürk'ün eskeri yapayalnızdı. Çekilmek zorunda kaldı. Darbe kumpasıyla, memleket tek adama bırakılmıştı. Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı oldu, darbeci albayı da başbakan yaptı. Bismillah ilk iş, Elçi Bey döneminde imzası atılan Milli Petrol Doğalgaz Anlaşmalarını iptal etti. Azerbaycan kaynaklarını Amerikan, İngiliz, Rus petrol şirketlerine kapış kapış paylaştırdı. Elçi Bey tamamen tasfiye edildi, henüz 61 yaşındayken Gata'da şak diye rahmetli oldu. Cenaze törenine 1 milyon kişi katıldı ama iş işten geçmişti. Azerbaycan artık Azerbaycan halkının değildi. Bundan sonra yapılacak olan seçimler elbette formaliteden ibaretti. Azerbaycan halkı ne oy verirse versin, Haydar Aliyev %80, %90 gibi oranlarla kazandı. 11 sene tek başına yönetti. Oğlunu önce milletvekili, sonra başbakan yaptı. Öldüğünde de memleketi oğluna bıraktı. Oğlu 14 senedir tek başına yönetiyor. Eşi Mihriban'ı önce milletvekili yaptı, dün itibariyle de birinci başkan yardımcısı yaptı. Muhtemelen Mihriban da memleketi ya kızına bırakır ya torununa. Tam referandum arefesinde, Allah'ın lütfudur, ibrettir bu. Atatürk'ün eskeri, ne sahip çıkmayan milletin hazin akıbeti, Mustafa Kemal'in askerleri, ne kulak vermeyenlere, ibret olmalıdır. Birey olarak kalın kardeşim, babasının malı olmayın.